Evet, herkese merhaba. Kara ejderle Dungeons and Dragons anlatımlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şunu söylemem lazım. Araya birkaç haftalık bir boşluk girdi. Bunun sebebi benim işte okul durumlarımla ilgili bazı değişiklikler olmasıydı. Ancak bu işi birazcık daha düzene oturtmaya başladıkça videolarda kaldığı yerden devam edecek. O zamana kadar biraz offline olarak devam edeceğim. Yani canlı yayın programı oluşturmak şu anda benim için biraz zor. Ancak videolar bir şekilde gelmeye devam edecek ve planladığımız bütün anlatımları da artık zamandan birkaç hafta sapmış olsa da tamamlayacağız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız olmasın. <laughs> evet, başlamadan önce. Bir iki şey daha söylemek istiyorum. Öncelikle e, YouTube'a çok böyle istek geliyor, e, yorumlar gelmeye başladı. Bunun için teşekkür ediyorum. E, iyi ve güzel yorumlarla karşılaştıkça ben de e, içerik üretme konusunda daha hevesli oluyorum. Ancak e, ufakta bir hatırlatma yapayım. E, soru sormak istediğiniz zaman tabii ki e, sorabilirsiniz. Ancak ilgili videonun altına ilgili soruyu sorarsanız e, daha iyi olur. Bu sayede. Yorumlara bakan arkadaşlar da akıllarına takılan şey belki yani sizin sorduğunuz şey akıllarına takılacaktır. Orada yorumun altına ben zaten cevap yazıyorum. Hatta belki görmüşsünüzdür. Bir tane arkadaşım böyle birkaç paragraflık bir yazısı oldu. Ona ben yine böyle paragraf paragraf cevap verdim. Yani cevap vermekten, anlatmaktan kesinlikle geri durmuyorum. Ancak ilgili yerde olursa bu hani herkesin daha rahat ulaşabileceği, herkesin faydalanabileceği bir şey olur. Onun dışında iki tane duyurum var. Bunlardan bir tanesi şeyle alakalı. <laughs> ee, dur. Şimdi böyle kayda başladım falan. Ee, gaza gelince bir an aklıma gelemiyor. O zaman ikincisini söyleyeyim. Belki o sırada birincisi aklıma gelir. Ee, i̇kinci duyurumuz o zaman. Şimdi Patreon'da biliyorsunuz ki ben yavaş yavaş böyle Türkçe içerikli oluşturmaya çalışıyorum. Ki bu okul mevzusundan dolayı o işler de biraz karışmaya başladı. Patreon'da şimdi önümüzdeki ilk döküman. Tabii ben şu anda bunu şeyde Kasım'ın ikinci haftası diyelim değil mi? Yani ikinci haftasında kaydediyorum. Kasım içerisinde bitirip yayınlamayı planlıyorum. Dungeons and Dragons'ta senaryo yazmak, senaryo yönetmek, e, kurgulamak, e, hazır senaryo kullanımı vesaire bunlarla alakalı bir doküman hazırlıyorum. Daha e, tamamlamadım ama böyle güzelce bir doküman olacak. Tekrardan şeyle söyleyeyim, hani Patreon'dan e, bana destek olduğunuz zaman, yani e, patronum olduğunuz zaman, şu anda işlerim biraz başında olduğunuz için bu sadece bana gösterdiğiniz bir destek benim. Ee, devam etme isteğimi sağlayan, e, hazırladığım dokümanlara birazcık daha özenmemi e, sağlayan bir motivasyon oluyor aslında. Tabi sonrasında neler olacak? Sonrasında kendi yaratımlarımı oluşturmaya başlayacağım. Hatta büyük ihtimalle şu e, Dungeons and Dragons'da oyun yönetimi mevzusunu bitirdikten sonra direkt kendi yaratımlarımı yazmaya başlayacağım. Çünkü onu çok istiyorum. Araya sürekli Dungeons and Dragons'tır. Yok işte böyle temel bilgilerdir falan bir şeyler koydukça bu uzamaya başladı ve artık yani buna bir çizgi çekip diyeceğim ki artık kendi yaratımlarımı insanlarla paylaşacağım. Böyle bir durum söz konusu. Peki ben kendi yaratımım olarak ne paylaşacağım? Her şeyden önce benim oluşturmak istediğim şey Call of Cthulhu settingi. İstanbul'da geçen bir Call of Cthulhu settingi. Hatta İstanbul settingini tamamladıktan sonra farklı şehirlerde tabi bu şehirlerde özel olarak seçilecek öyle işte direkt Ankara İzmir falan değil daha hikayesel daha mistik ve sadece tabi öyle işte haritayı açtım böyle seçtim gibi değil mümkün olduğunca hani gidip gezip görüp kendi notlarımı oluşturarak birazcık da tabi şehrin geçmişini ne bileyim işte böyle daha böyle gizemli e, hikayelerini araştırarak oluşturacağım. Settingler, e, setting parçacıkları daha doğrusu e, ortaya çıkacak. Sonra bunları birleştireceğim ve şimdilik Call of kutu sistemi üzerinden olsa da e, daha geliştirdiğim zaman kendi özel bir sistemim üzerinden e, paylaşmaya devam edeceğim. Yani hazırladığım içeriği convert edeceğim. Böyle şeyler düşünüyorum. Planlarım arasında böyle çok büyük derecede olarak bunlar var. <laughs> diğer duyuruyu hatırlamıyorum ama onun yerine başka bir duyuru yapacağım. Aranızda belki takip edenler vardır. Ben işte Instagram olsun, diğer sosyal medyalar olsun falan. Bunu özellikle duyurdum. Bir şey geçti. Neyse. Özellikle duyurdum. Ben ücretli oyun yöneticiliği yapıyorum ve şu anda bir grubumuzla güzel bir şekilde masa başında e, into Avernus macerası, Dungeons and Dragons'ın çıkmış yayınlanmış son macerasını güzel bir şekilde oynuyoruz. İki ayımız doluyor. Bunun dışında e, hani aranızda belki işte çevresinde oyun yöneticisi bulamayan vardır İstanbul içerisinde ya da e, online oynamak isteyen ama işte e, mesela birkaç oyuncu bir araya gelen ama oyun yöneticisi bulamayan arkadaşlar vardır. Benimle özel olarak iletişime geçebilirler. Detayları konuşuruz ama artık benim için bu iş birazcık daha profesyonel bir raddeye geldi. Yani bu işte çünkü sonuçta ekstra insanın zamanını alan bir şey senaryoya hazırlanıyorsun. Ne bileyim işte oynattığın o işte NPC'lerin her birinin farklı olmasını sağlamaya çalışıyorsun, özen gösteriyorsun, bir şeyler yapıyorsun, emek harcıyorsun ve hani. Son zamanlarda bu emekler çok böyle boşa çıkınca böyle bir durum söz konusu oldu. Yani bu profesyonellik mevzusu aslında güzel bir farklı bir bakış açısı da oldu. O yüzden bundan sonra özel durumlar haricinde nedir bu özel durumlar? İşte mesela etkinlik oyunudur. Ne bileyim işte kanalda mesela böyle bir one shot ya da bir campaign yayınlanması gerekiyordur falan. O tür durumlar dışında yani benim talebimle değil sizin talebinizle olan e, oyunlarda böyle bir durum söz konusu. Dediğim gibi benimle herhangi bir yerden e, Facebook sayfamızdan olabilir, Instagram hesabımızdan olabilir, Discord'dan olabilir bir şekilde iletişime geçerek bu konuyla ilgili detayları öğrenebilirsiniz. Şimdi gelelim esas mevzumuza. Tabii bu arada birazcık da işte arka plan dolmuş oldu. Şimdi bu hafta ne konuşacağız? Bu hafta Monster Manual konuşacağız ama tabii ki e, genel hatlarıyla konuşacağız. Bunu da tekrardan e, söylemem de fayda var sanırım. E, ben bu video serisinde size e, kitabı tek tek çevirmiyorum ya da kitabı tek tek anlatmıyorum. Ben burada e, kitabın içindeki mantığı daha iyi kavramanıza yardımcı olmaya çalışıyorum. O yüzden bazı bilgileri %100 anlatılmış, %100 aktarılmış şekilde bulamayabilirsiniz. Bu da özellikle bıraktığım bir şey. Çünkü bunlar kitapta detaylı bir şekilde yazıyor. Zaten yasa olarak benim bunları size tek tek anlatmam doğru değil. Zamanında bunu deneyenler çünkü baya işte ceza aldı, banlandı vesaire ıvır zıvır oldu bir sürü. Benim size yapabileceğim olayın mantığını anlatmak. Bunu tekrardan vurgulamak istedim çünkü e, yine işte sorulardan birinde detayla ilgili bir şeyler sorulmuştu. Dedim ki e, bunlar zaten kitapta yazıyor. Durum bu. Peki bu bölümde ne yapacağız? Burada hemen e, notlar kısmında bir takım notlarımız var ki maalesef e, yazı tipi her ne kadar standart bir yazı tipi gibi gözükse de yumuşak y ve ş harflerimiz e, maalesef ki şekle sığmamış. Artık yapacak bir şey yok burada bazı başlıklarımız var. Mesela canavı, canavar nedir? E, stat bloğu, stat bloğu içerisindeki olaylar. <laughs> bu olaylar bittikten sonra da işte efsanevi yaratıklar mevzusuna değineceğiz. Çünkü efsanevi yaratıkların kendilerine özgü olayları var. Ondan sonra da bölümümüzü kapatacağız. Tabii ben yine bu noktada e, kitaptan bazı yardımlar alacağım. Bazı şeyleri oradan göstereceğim. <laughs> ee, şeyde sanırım tekrardan hatırlatmakta fayda var. Ben böyle kitapları pdf kullanarak falan şey yapıyorum ama e, aklınızda Lan bu adam da korsancı işte bıdı bıdı. gibi bir şey kalmasın. Çünkü kitabın e, fiziksel hali gördüğünüz gibi benim elimde mevcut. Ben bunları zamanında e, pre-order zamanda yani ön sipariş zamanında almıştım. Tabi o zamanlar dolar biraz daha ucuzdu yine e, zamana göre hep pahalıydı. dolar zaten zamanla göre hep pahalı gelecek bize ama e, yani demek istediğimi anladınız siz <laughs> bir yandan da şeye bakıyorum ben bu kitabı nereye koydum ona bakıyorum evet buldum güzel şimdi arka planımızda müziğimiz yok zaten önceki videolarda da yoktu Şimdi kusura bakmayın biraz araya zaman girdiği için şey kopuyor. Ee, ne yapıyorduk la durumu oluyor biraz. Şimdi kitabımız açıla dursun. <laughs> Bu sırada biz de yavaştan mevzumuza başlayalım. Şimdi ilk başta dedik ki canavar nedir? Burada vurgulamak istediğim şey aslında yaratık ve canavar e, kavramları arasındaki farkı vurgulamak. Çünkü bazı spesifik şeyler e, canavarlardan bahsederken birçok ifade bize işte yaratıktan bahsediyor. Peki yaratık nedir, canavar nedir? Yaratık dediğimiz şey aslında herkes, her şey. Yani e, kelimenin köküne baktığın zaman zaten creation'dan yani yaratımdan geliyor yaratık. Yani canavar dediğimizde ise bizim karşımıza genellikle düşman olarak gelen ve e, çoğunlukla da öldürerek e, alt edebildiğimiz varlıklar geliyor. Örnek vermek gerekirse e, ork dediğimiz zaman ork bir monster'dır. Ya da ne bileyim işte e, ne dersin? işte Goblin dersin. Goblin bir monster'dır. Ama e, creature dendiği zaman hem bütün monsterları kapsar hem de senin oynadığın karakter, arkadaşının oynadığı karakter, oyun yöneticisinin karşına getirdiği NPC arkadaş falan hepsini kaplayan bir ifadedir. Özellikle mesela bazı şeyler hemen örnek verelim. Old Person diye bir büyü var belki karşılaşmışsınızdır. Der ki bunu bir humanoid ile yaptığın zaman o humanoidin hareket etmesini engellersin. Öyle ık diye kalır. En son ne şekilde duruyorsa o şekilde kalır. Ancak sen bunu bir canavara yapamazsın. Yani mesela ne olabilir? Mesela bir ee, şöyle lan yaratık da gelmiyor ki aklıma. Sonra ona oyunlarda hep böyle adamın karşısına adam geldi. <laughs> Diyelim ki ha mimik. Her, her yerde karşılaşıyoruz. Dark Souls'da falan da karşılaşıyoruz. Artık e, ikonik olmaktan çıkıp evrensel bir e, yaratık haline geldi. Mimik mesela. mimiye hold person yapamazsın. Çünkü person değil. Person olması için medium e, medium olması zorunlu değil galiba. E, humanoid olması gerekiyor. Yani e, orada bir ayrım var. Şimdi sen peki bir mimikle karşılaştığında ona hold yapmak için ne yapman lazım? Onun ayrı büyüsü var. Hold monster diye. Orada özellikle diyor ki işte bunu monsterlara yaparsın. O noktada işler değişiyor mesela. Demek istediğimi ilerleyen zamanları daha iyi anlarsınız diye düşünüyorum. Şimdi biraz belki karışık gelmiş olabilir. <laughs> ee, yine de bu, burada bir fark var yani onu vurgulamak istiyorum. Yani yaratık dediğin zaman her şeyi ifade ediyor ama canavar dediğin zaman senin karşına gelen adımı sana e, engel olacak, zorluk çıkaracak, encounter olacak kişiyi ifade ediyor. De bazen NPC olarak karşına çıkıyor falan filan. Şimdi gelelim e, diğer mevzuya, diğer mevzumuzda nedir? Stat e, bloğu dediğimiz yani karakter monsterların canavarların istatistiksel değerlerinin bulunduğu kısım. <laughs> yani bunlar bunlarda da nasıl bizim karakter kağıdımız varsa e, karakter yarattığımızda aynı şekilde e, onların da karakter kağıdı var. Yani biz ona stat blok diyoruz genelde. Çünkü küçük bir alana her şeyi sığdırılabiliyor. Şimdi ben size buradan bir örnek açacağım. Ama şeyi bilmiyorum. <laughs> Bu e, Acrobat Reader'ın başına bir takım e, ilginç olaylar gelmişti. Hiç e, denemesini yapmadım. Lök diye açacağım. Acaba ekrana sığma konusunda bir sıkıntı yaşanacak mı? Bilmiyorum. Bunu birlikte öğreneceğiz. Tabii şuradan her zaman kullandığım yüzdelik şeyini ayarlayayım. Şimdi hep birlikte bakıyoruz ve sıkıntısız bir şekilde, eforsuz bir şekilde başarıyla yansıtabildik. Gördüğünüz arkadaşın adı Abolet. Abolet'in tipi de şöyle. Şimdi önemli olan kısım bu değil önemli olan kısım şurada bak burada neler var Mesela <laughs> aboletin ebatı türü ve etiketi var ebatı large bu önemli neden Çünkü size diye bir olayımız var bu Players Handbook'ta da olan bir şey e, bize özellikle anlatıyor işte mesela ee, ebatlar arasında fark olduğu zaman bazı şeyleri artı alınıyor, bazı şeyleri eksi alınıyor. Ee, bazı yerlerden mesela large olan adamın işte böyle sıkışa sıkışa geçtiği yerden işte ne bileyim huge bir yaratık geçemiyor falan. Ya da işte medium size'ı sıkışarak geçtiği yerden large bir yaratık geçemiyor. Bazı durumlarda large olan bonus alıyor çünkü daha ebattan türü daha güçlü sayılıyor falan filan bu tür olaylar oluyor. Aberration bu arkadaşın türü. Normalde bunların yanında daha sonra normalde demeyeyim de genellikle bunların yanında bir etiket oluyor. Mesela bak Arakokra <laughs> diyor ki humanoid. Bu bunun türü. Ama burada bir etiketi var. Arakokra. Ya yani bu ne olabilirdi? Direkt human olabilirdi mesela. Hani humanoidin adı altında. Alfork olabilirdi. Elf olabilirdi. Ne bileyim Halfling olabilirdi. Dragonborn olabilirdi. Tiefling olabilirdi. Bunların hepsi humanoidin alt başlıklarından. Yanında yönelimi var. <laughs> bu yönelim de bazı kişilerin takmadığı bir şey ama takılması gereken bir şey. Neden? Çünkü sen bu canavarla yaratık diyecektim. Son anda döndüm. Ee, sen bu canavarla karşılaştığın zaman, ilk karşılaştığında bu canavarın sana olan tepkisi nasıl olacak sorusunun cevabı orada yatıyor. Yani e, mesela evil bir canavarla karşılaştığında muhakkak kimi görürse saldıracaktır. Evet, mesela chaotic neutral bir e, canavarla karşılaştığın zaman ki aslında birçok vahşi hayvan chaotic neutral'dır. Seni ilk başta tehlike olarak algıladığı için sana saldırır. Sana, seni öldürmek istediğinden dolayı değil. Kendine tehdit olarak görüyorsa sana saldır. Seni tehdit olarak görmüyorsa saldırmaz. Belki korkutmaya çalışabilir. Hani gaza gelip de saldırmaya çalışma, zarar vermeye çalışma diye. O ayrı bir mevzu. Bunun dışında diğer şeylerde karşılaştığımız gibi hani ne karakterlerde falan da karşılaştığımız gibi bir armor class durumu söz konusu. Armor class'ın içerisinde tabii ki de 10 artı e, dexterity Modifier artı varsa zırhı ya da işte Natural Armor olabiliyor. Natural Armor dediğimiz ne? Mesela derisi çok kalın, çok sert ya da derisi farklı bir malzeyallan ya da derisi yok ve işte metalik bir yüzeyi var falan. Bu tür durumlar ya da belki o kadar böyle e, şey ki nasıl diyeyim? Mesela o kadar böyle puding gibi ki senin ona vuruşun aslında çok fazla etki etmiyor. O tarz bir şey de olabilir. Yani natural armor yaratığın doğasından dolayı gelen ve e, ciddi bir hasar almasını engelleyebilecek düzeyde onu koruyan doğal bir katman, doğal bir yapı diyebiliriz. <laughs> hit points. Bak ben mesela hep burada şey yapıyorum. E, hit points'i nasıl çevirsek, nasıl yapsak falan diye hep düşünüyorum. Çünkü can puanı dediğin zaman karşılamıyor. Çünkü can puan dediğin zaman karakterin ne bileyim direkt olarak sağlık durumunu ifade etmesi gerekiyor. Ya da işte hani ömrünü ifade ediyormuş gibi. Ya da ne bileyim yaşam enerjisini ifade ediyormuş gibi gözüküyor ama yani yaşam enerjisinden ziyade stamina gibi düşünmek lazım. Yani ee, yani bitti mi ölüyorsun diye bir ifade yok. Bittiği zaman bitkin oluyorsun yani düşüyorsun. Kılını kıpırdatacak halin kalmıyor. Belki işte baygınlık geçiriyorsun falan filan. Neyse çok takılmayalım. <laughs> Çünkü HP dediğimiz zaman hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyi e, anlıyoruz. HP kısmı ile ilgili burada e, yukarıda biraz e, ilginç bir detay var. Burada e, yaratığın ebatına göre e, şey veriyor. Nedir adı? Belli zarlar veriyor. Mesela Yaratık mediumsa yani mesela bir humanoid ise e, 8'lik hesaplanıyor. küçükse 6'lık. Daha da küçükse 4'lük. işte genişse 10'luk 12'lik falan filan. Bu şekilde gidiyor. Böyle bir tablo vermişler. Yani bu aslında birazcık da şeyi gösteriyor. Kendi yaratığını yaratmak istediğin zaman ebatına göre HP'sini biraz kafada oluşturabiliyorsun. Bir de işte başka değerler de giriyor işin içine de. Şimdilik dokunmayalım. Hız konusu var. Ee, nasıl bizim bir belli bir hızımız oluyorsa oyuncu karakteri olarak e, canavarların da belli hızları var. <laughs> Bunlar tabi değişiyor. Mesela işte e, battığın zaman gittiğin hız, ne bileyim işte tırmanma hızın, uçma hızın, yüzme hızın gibi e, farklı şekillerde karşına karşınıza çıkabiliyor. Tabi şöyle bir şey var. Mesela senin Sen kanatları olan bir varlıksan senin uçma hızı diye bir şeyin oluyor. Ne bileyim işte e, yüze daha iyi yüzebilmeni sağlayan bir e, fiziksel yapın varsa belli bir yüzme hızın oluyor. Bu sayede millet böyle çıpıdıp çıpıdıp yüzerken sen çok daha hızlı yüzebiliyorsun. Bunlar e, önemli şeyler. Neden önemli şeyler? Mesela bir kovalamaca durumu varken Adam bir anda farkı açabiliyor. Ya da işte e, sen bir anda normal biriyken kendine bir e, bu hızlardan birini sağlayan büyü yaptığında e, başkalarına fark açabiliyorsun. Ya da normalde e, çok aktif hareket edemeyeceğin yerlerde çok rahat hareket edebiliyorsun. Mesela bir örümceğe dönüştüğün zaman ya da örümceksi özellikler kazandığın zaman e, çok acayip yüksekliklere herhangi bir eşyaya ihtiyacın olmadan tırmanabiliyorsun. Bunlar e, önemli detaylar. Bunun dışında e, şöyle bir durum var. Her yaratığın ability skoru vardır. Yani strength, dexterity, constitution, intelligence, wisdom ve karizma. Ve <coughs> teknik olarak bunlarla ilgili zarlarına da e, bu değerlerden gelen bonus ya da penaltı artık ne geliyorsa onu alırlar. Yani e, şöyle bir durum var. Bak mesela iki başlık ileride skills kısmı var bütün skiller tabii ki de stat blokta yazmaz. Ama nedir mesela perception wisdom'dan atılır. Adamın perception'ı özellikle yazmıyorsa perception'a özgü güzel bir bonus ya yani ekstra bir bonusu yoktur. Bu yüzden direkt wisdom'dan atarsın. Bu şekilde düşünmek lazım. Orada bir kafa karışıklığı yaşamamak lazım yani. Örnek olarak veriyorum tabi. dediğimiz gibi işte 6 tane ability score var. Bunlardan Bunların hesabı, kitabı belli. Oradan da bonuslarını alıyorlar. Saving Throw kısmı var. Kurtarma atışları. Kurtarma atışları esnasında yine biz nasıl sınıfımızı seçtiğimizde ne yapıyoruz? İki tane ability işaretliyoruz. O ability'lerin kurtarma atışlarına yetkinlik bonusumuzu, proficiency bonusumuzu ekliyoruz. Bunlarda da bu yaratıklarda biraz onun gibi oluyor. Tabi her yaratığın kendine özgü olayları olabiliyor, o yüzden ekstra bonusları olabiliyor. Zaten bize e, ekstra bonusu olan e, şeyler varsa, ne dedi? E, kurtarma atışları varsa, orada özellikle yazar. Hemen Ara kokraya geri dönelim. Buradan bir kontrol edelim. <laughs> Burada mesela öz olarak bir şey belirtmemiş demek ki bu arkadaşın özel bir kurtarma zarı yok. Gördüğünüz gibi stat bloğu burada verilmiş. Çok kötü taradı. strength 10, dexterity 14, constitution 10, intelligence 11, wisdom 12, karizması 11. Yani bu adam mesela wisdom saving throw attırdığın zaman zarına artı bir ekliyor o kadar. Ee, etrafta dolaşan birileri var mı yok mu diye araştırdığı zaman perception'ı artı 5. Perception neydi? Wisdom'dan. Wisdom'ın artı 1 geliyor. Demek ki bu çocuğun bir artı 4'ü var. Ee, tamamen kendi yapısıyla alakalı olarak, kendi ırkıyla alakalı olarak bir artı dördü var. <laughs> Bu mesela bir örnek. Bunun dışında <laughs> ee, ne dedik? Evet, skill'leri söyledik. Ee, vulnerability, Resistance ve Immunity yani e, zayıflık, direnç ve bağışıklık. Bunlar da eğer varsa belirtilir. Eğer bir yaratığın herhangi bir şeye vulnerability'si yani zayıflığı varsa vurduğu vurulan hasarın iki kat iki katını alır. Yani şey gibi değil bu. E, saldırım critlendi de işte 3 zar atıyorsam 6 zar atıyorum gibi değil. E, ben saldırımı yapıyorum. Normal vurdu diyelim. Nedir işte 3d10 atıyorsun. 20 geldi. Ben 20 vurdum ama o adam 40 hasar aldı. Ee, aynı şekilde Resistance'da yarısını yiyor. Yani 20 vurdum ama 10 hasar aldı. Immunity de onun belli koşulları oluyor genelde. Mesela işte diyor kılıcın işte gümüşlenmemişse ya da işte magical değilse falan filan diye belirtiyor. Ya da direkt olarak bir e, hasar tipine karşı mesela fire'a karşı ateşe karşı direkt bağışıklığı olabiliyor. Böyle durumda hiç hasar almıyor. Şimdi bunu tasvir ederken şey yapmak lazım. Yani ee, tamam anladım bu yaratığın zayıflığı var gibi değil de. <laughs> Mesela ne yaptın? İşte kılıcını savurdun. Ee, vuruyorsun ya da işte bir şeyle vuruyorsun. Şöyle diyebilirsin. Normalde açması gerekenden çok daha büyük bir yara açtı. Böyle bir şey olmasını beklemiyordun. Mesela böyle bir şey diyebilirsin. Ya da işte normalde açması gereken ya e, açması gerekenen daha az bir yara açtı. hatta sen vururken birazcık zorlandın. Çok fazla hasar almamış gibi duruyor. Yani bir saldırın çok da aşırı bir etkili olmamış gibi gözüküyor. Dediğin zaman resistance kafada belirebilir. Ya immunity zaten belli hani vurdun hiçbir şey olmadı. Hatta e, büyüsel bir etkili immunity kazandıysa yani bağışıklık kazandıysa ne dersin mesela tam böyle vuruyordun. Adamın derisinin önünde sanki görünmez bir bariyer oldu ve senin sal, senin saldırın o bariyere çarpıp durdu. Yani sen adamın derisine vurduğunu, adamın etine, kemiğine vurduğunu hissedemedin dersin mesela. Oradan belki ümiti anlaşılabilir. Bunun dışında sezgiler var. Buraya ne olarak geçmişim? Sezgi olarak geçmişim. Güzel. Çünkü kitaba bakınca orayı kontrol edemiyorum malum tek ekrandan gidiyoruz. Sezgiler var bu e, sezgiler kısmı <laughs> yine kendi içinde farklı küçük başlıklara ayrılıyor tabi her şeyden önce e, pasif perception e, bu işin içine giriyor neden Çünkü herkesin aslında belli bir miktarda pasif perception'ı vardır yani herkes e, bulunduğu yerde e, kendi iradesinden alakası olarak bir şeyleri fark edebilme yetisine sahiptir o yüzden pasif perception Direkt olarak sezgilerin içinde yer alıyor. Bunun dışında blind sight var. E, gözlerin yokken ya da işte körken etrafını algılayabilmekle alakalı olarak. Bu be, belli başlı hayvanlarda bazı özel yaratıklarda e, olan bir şey. Burada mesela Grimlock ve e, Grey Ooze diye örnekler vermiş. Bir saniye. Pardon biraz şey var da ben de toz alerjisi var o yüzden ara sıra öksürüyorum. Ee, ne dedik? Grimlof ve Grey Goose gibi örnekler vermiş. Bu tür böyle özel yaratıklarda blind side dediğimiz şey oluyor. Yani e, etrafını net bir şekilde göremiyorlar ama sanki hayatı sürekli olarak dark visionla görüyorlarmış gibi oluyor. Derken dark vision diye bir olayımız var. Ee, bunu biliyorsunuz normal ışıktayken normal görüyorsun. Ee, ama işte senin için parlak ışığın e, menzili iki kat artıyor. Loş ışığın menzili iki kat artıyor. Üstüne ışıksız ortam, hiç ışığın olmadığı ortamda e, 60 feet mesafe ya da 100 mesela e, harflerde 120 feet oluyor. Ama genellikle 60 fit. 60 fit mesafe içerisindeki her şeyi gri'nin tonları şeklinde görüyorsun. Green'in tonları şeklinde ne demek? Yani daha derin daha e, uzakta olan şeyler daha koyu ton. Çok yakınında olan şeyler daha açık ton. Ama green'in tonları. Yani ben sana şey dediğim zaman e, bana işte masada diyelim ki 4 tane anahtar var. Bana kırmızı anahtarı ver dediğim zaman anlayamayabilirsin. Ama e, masada bir tane anahtar var. Bana anahtarı ver dediğim zaman o anahtarın tonunu görüp alıp verebiliyorsun. Böyle düşün. E, tremor sense var. Titreşimleri e, hissederek bir şeyleri algılamaca. True sight var. True sight dediğin olay da mesela ne olabilir? Ben bir iblisim diyelim ama form değiştirdim. İnsan kılığında etrafta dolaşıyorum. Sen de true sight varsa benim iblis formumu görüyorsun. Yani benim insan formumu senin gözünün önünde bir ee, şey oluyor. Ne oluyor? Hologram gibi oluyor. Sen onun ardındaki gerçek benliğimi görebiliyorsun. Mesela e, biçim değiştiren, mesela druidler biliyorsunuz işte e, farklı hayvanlara falan dönüşebiliyorlar. Bu tür durumlarda bile e, böyle bir şey gerçekleşebiliyor. Hatta bunun böyle e, eteral düzlemi görebilme gibi durumları bile varmış. Ondan sonra yaratığın dilleri olan kısma geliyoruz. Bu neden önemli? Çünkü bak, yaratığın dedim canavarın. Çünkü bazı canavarlar e, belli başlı dilleri konuşabiliyor. Bazı canavarlar hiçbir dili konuşamıyor. Bazıları anlayabiliyor ama konuşamıyor. Bazıları anlayabiliyor, konuşuyor ama yazamıyor. Falan filan. Bunları ek olarak bazı yaratıkların bazı canavarların e, telepatik özellikleri olabiliyor. O zaman e, ne lazım? E, aynı dilden konuşmanıza gerek yok. Yani düşünce e, zihnine bağlanılan kişinin diline dönüştürülüyor gibi bir şey. Yani şöyle düşün ben İngilizce konuşuyorum, sen Fransızca konuşuyorsun ama ben sana telepatik olarak İngilizceyi verdiğimde senin zihnin onu işte Fransızca olarak anlıyor. Bu yüzden de herhangi bir anlaşmazlık çekmiyoruz. Bu şekilde Yani önemli olan kişinin en azından bir dili konuşabiliyor, anlayabiliyor olması gerekiyor. Bunun dışında geldik zurnanın çikilop dediği yere. Yani CR. Challenge Rating. Bu önemli bir nokta. Özellikle oyun yönetici olan arkadaşlar için önemli bir nokta. Çünkü e, mesela kitaplarda falan yani hazır senaryo kitaplarında e, zorluklar falan bir şekilde ayarlanmış. Ancak şöyle bir durum var. Sen kendi senaryonu oynatacaksın. Ve e, insanların karşısına bir encounter çıkaracaksın. Peki bu encounter'ın zorluğu ne kadar olacak? Yani bunun bir dengesi olmak zorunda. E bu dengenin adı challenge rating ya da challenge. Ya da kısaca CR. Peki bu ne demek? Hemen onu açıklayalım. Challenge rating şu şekilde hesaplanıyor. Yani bu Dungeons and Dragons'ın T başından beridir. E, bugünlere kadar gelmiş bir e, metot. Dört farklı... <laughs> karakter tiplemesi vardır. Tamam temel olarak. Dungeons and Dragons'ın bütün sürümlerinde de bu dört karakter tiplemesini muhakkak görürüz. Diğerleri hep şeydir. Varyasyondur. Arcane Spellcaster mesela Wizard. Divine Spellcaster mesela Cleric. Melee Combatant mesela Fighter. Utility karakter yani yardımcı karakter. Yardımcı özellikleri olan karakter mesela Rogue. Bu dört kişiden oluşan temel parti bir zorluğu atlatmak için yeterli olmak zorunda. yani üç kişi de oyun oynayabilir ya da beş altı kişi de oyun oynayabilir. O ayrı bir mevzu. Ama temel olarak yani e, optimum optimum mu oluyor? Sanırım optimum oluyor. Optimum düzeyde başarının sağlandığı en iyi grup bu dörtlü. Yani bu ne demek oluyor? Challenge rating 3 olan bir e, canavarla karşılaştıkları zaman ya da bir Encounter'la ile karşılaştıkları zaman bu arkadaşlar 3 level, hepsi 3 level olduğunda bu iş tamam. Yani bu zorluk üstesinden gelebilirler. <laughs> bu zorluk onun için asla ölümcül olmayacak. E, böyle ultra aşırı kolay da olmayacak. Ama kolay olacak ya da idare eder orta düzeyde bir şey olacak. Tabi zarlar biraz kötü gelirse biraz zorlayıcı bile olabilir. Şimdi biz burada hep şeyleri görüyoruz. Tam mesela bir yaratığın challenge rating. Mesela bununki de 1, bölü 4. Yani sen bir level'da oluşan 4 tane adamın karşısına 4 tane ara kokra getirdiğin zaman bunlar kapışabilir düzeyde oluyor. Ama ee, yani bu işin tabi şey kısmı nedir adım? düz matematik kısmı. Challenge Rating'in bir de düz matematik olmayan bir kısmı var. O da ee, yanlış hatırlamıyorsam Dungeon Master's Guide'da olması lazım. Encounter hazırlamakla ilgili bir bölüm var orada. Oraya büyük ihtimalle şeyde bu video serisinde zamanı geldiğinde değineceğiz. Şu an sadece yönlendirme olsun diye söylüyorum. Mesela sen Arakokra'dan 4 tane koydun ya. 1000 yaratıktan 4 tane olması o işin zorluğunu arttırıyor. Çünkü kalabalıklaşıyor. kalabalıklaştığı zaman ne oluyor? Karşı tarafın daha fazla saldırı hakkı oluyor. o şekilde baktığında mesela yine bir tur ama diyelim ki 4 tane player var. 10 tane ara kokra var. 4 tane player diyelim ki işte 2 level 3 level arası bir şey. Hadi challenge ratingi 3 olsun. Tamam mı? Grubun challenge ratingi 3. Yani challenge için 3 olana kadar şeylerin ara kokradan bastıkça bassın, bastıkça bassın. Hatta ne oldu? 4 8 12 12 tane ara kokra koyun Şimdi sıkıntı şurada. Kombatta 16 karakter var ya. 4 tanesi oyuncu. Geriye kalan 12'si oyuncu değil. Oyuncunun dezavantajı orada başlıyor. Çünkü ee, adam başına kaç tane? Adam başına 4 tane, yok 3 tane şey koyuyorsun. 3 tane yaratık koyuyorsun. İşte burada bir dengesizlik ortaya çıkıyor. O dengesizliği şey yapmak için, örtbas etmek için, orada onun küçük bir experience havuzu hesabı var. O hesaba göre işte challenge rating'in uyması gereken bir experience karşılığı var. Sen bir yaratıktan işte birkaç tane koyduğun zaman, kaç tane koyduysan ona göre ee, genel experience artıyor. O havuzun içerisinde kapladığı yer artıyor. Yani experience havuzunda kapladığı yer artıyor. Ona göre koyuyorsun. Yani e, sadece işte 1 bölü 4 oldu. İşte 4 tane koydum. 4 bölü 4'ten 1 CR oldu. O zaman e, 12 tane koyarsam 3 challenge rating olur diye bir şey yok. Onun yerine işte ne bileyim belki ya şu an hesabı tam hatırlamıyorum ama belki işte 8 tane 9 tanesi falan Şeyi, e o işte 3 challenge eğitimlik şeyi kapatıyor olabilir. Onun için o hesaba bakmak lazım. Dediğim gibi zamanı geldiğinde ona değineceğiz. <laughs> e, burayı hallettiğimize göre ha burada bir de şey vermiş mesela. Hangi challenge Rating'in ne kadar experience'a e karşılık geldiğini veren bir tane tablo var. İşe yarar mı? Yani experience düzeyinde oynarsanız yarayabilir ama ben her zaman için Milestone yolunu tavsiye ederim. Özellikle hazır senaryo oynatıyorsanız Milestone kesinlikle çok iyi bir şey. Neden? E, oyuncunun senaryoda kalmasını, gereksiz kombatlara girip de böyle bunu da keselim, ha bunu da keselim gibi böyle saçma salak işlerin peşinden koşmamasını sağlayan bir metot. <laughs> Güzelce bir metot. Ee, ne var burada? Special Trades var. Şimdi burada şey yapmaya e, şey yapmak istiyorum. Özel bir şey demek istiyorum. Special Trades'i Türkçe'ye özel hasletler diye çevirdim. Neden? Çünkü haslet kelimesinin karşılığı Arapçadan gelen bir kelime tabii ki ama e, Türkçe'de yeri olan bir kelime ve karşılığı e, kişinin böyle hani doğuştan gelen ne bileyim bir ırkından gelen ya da işte genlerinden gelen yetenekleri anlamına geliyor. Örnek vermek gerekirse mesela biz şeyde ne diyorduk ırkların özelliklerine baktığımızda ne diyorduk? Racial trait. Irksal özellikler. İşte ırksal özellikler dediği şey zaten haslet oluyor. Burada da işte special traits yani özel beceriler kişinin kendisinden gelen özellikleri diyelim. O yüzden kelime olarak uydu. ama çok kullanılmayan yani çok böyle güncel olarak kullandığımız bir kelime değil haslet. O yüzden belki biraz garibinize gidebilir. Ya yani en azından ben e, günce olarak kullanmıyorum. Belki siz kullanıyorsunuzdur. Ee, neyse. Burada tabii bir takım şeyler var. E, özel durumlar var. Bu özel durumlar her yaratıkta olmayan ama ya her canavarda olmayan ama bazı canavarlarda e, şey olan nedir adı? E, karşılaşabileceğimiz durumlar. Mesela inne spell casting. <laughs> inne spell casting doğuştan büyü yapabilme yeteneği anlamına geliyor. E, bunların kendi e, özel şeyleri olabilir, özel kısıtlamaları olabiliyor. Zaten bunlar genellikle stat blok içerisinde parantez içerisinde yazar. Bunları yapabiliyorsun, bunları yapabiliyorsun, şunu bir kere yapabiliyorsun, bilmem ne falan diye. Bunu şu seviyeden yapabiliyorsun ya da sadece kendine yapabiliyorsun gibi e, kısıtlamaları olabiliyor. E, direkt olarak spell casting, burada işte e, ne gibi, işte bir wizard gibi, ne bileyim bir cleric gibi, bir druid gibi büyü yapma durumu Bunda tabii ki spell slot harcanıyor. Belli bir spell slot limiti var. Belli bir büyü listesi var. Sen de o büyü listesinden bakıp işte spell slot harcayarak büyü gerçekleştirebiliyorsun. <laughs> bir de Sionic olayı var. Sionic olayı henüz Dungeons and Dragons 5 Edition'da resmi olarak oturmuş bir metot değil. Daha çok third party içeriklerde yani e, Dungeons and Dragons için içerik çıkaran ama Windows of the Coast'a bağlı olmayan yani resmi olmayan gayri resmi olan e, içeriklerde bulabileceğiniz bir şey. <laughs> Sanırım şey içerisinde e, D&D Filtration içerisinde çok az örnek var. Yani hiç örnek yok değil. Çok az örnek var diye hatırlıyorum. Ama tam olarak detayını hatırlamıyorum. Yani şimdiye kadar hiç kullanmam gerekmedi mesela öyle söyleyeyim. O yüzden çok bir fikrim yok. Ama Böyle bir şey var. Bu tür şeylerin tabii ki yine kendine özgü kuralları oluyor. Bunlar böyle özel beceriler ama ne gibi düşünebilirsin? Hani uzaylı yetenekleri gibi düşünebilirsin aslında. Yani belki bir telekinezi, ne bileyim pyromancy, levitasyon ama böyle spell slot yiyerek değil, beyin gücünü kullanarak gerçekleştirebildiği şeyler. O şekilde düşünülebilir belki. Yani X-men'deki mutantlar gibi falan düşünülebilir biraz. <laughs> e, aksiyon kısmı var tabii ki. Bir saniye. Evet. E, aksiyon kısmı yine e, yaratıkların işte nasıl canavarların. Bak, benim de dilim direkt yaratıklara gidiyor. O yüzden başta uyardım. E, canavarların Saldırı yapma durumunda ne yapabildiklerini ifade ediyor. İşte meli ataklar, rence ataklar, şu silahı kullanıyorum, bu bilmem neyi kullanıyorum ve her şeyi de yazıyor. Yani e, artı kaçla saldırıyor, başarılı olursa kaçla vuruyor, hepsini anlatıyor. İşte özel bir efekti varsa saldırının onların hepsi e, blok içerisinde yazıyor. Mesela multi atak varsa bu da yazıyor ve multi atak mesela bazen e, spesifik olabiliyor. Ne gibi? Mesela elinde silah varsa multi atak değil normal atak yapıyor ama e, elindeki silah kullanmak yerine mesela ısırıp da pençe atmaya çalışıyorsa yani öyle bir e, canavar olduğunu varsayalım. Isırıp pençe atmaya çalışıyorsa mesela bunu multi atakla yapabiliyor. Multi atakta bunun açıklaması yazar. Tabi Emulation olayı da var. Bazıları e, böyle ne bileyim e, ok atabilir şey yapabilir. Her zaman için bu arkadaşların e, yeteri kadar malzemesi vardır gibi ele alınıyor. E, reaksiyon olayı var. Bazı arkadaşların e, reaksiyon haklarını kullanabildikleri özel etkiler olabiliyor. Yani bunu ne gibi düşünebiliriz? İşte, e, nasıl fighter manevra kazanıyor? Ne bileyim işte 4 level'da bir feat alıyorsun. Feat sayesinde Belki kullandığın silahla ilgili özel bir e, manevra öğreniyorsun vesaire. Hani bunun gibi ya da işte reaksiyon hakkında büyü yapabili bazı büyüleri yapabiliyorsun. İşte bazı canavarlarda reaksiyon haklarında bazı e, hareketlerde bulunabiliyorlar. Tabi bunun dışında bir de şey var burada e, özellikle belirtilmemiş ama bazı e, özel kondisyonlar olabiliyor. Mesela e, kurt gibi yaratıklarda. Kurt gibi canavarlarda daha doğrusu. Ee, pack Tactics. Hani biz çok kişiysek da, daha işte avantajlı saldırılar yaparız ya da işte bizi e, korkutmak vesaire daha zor olur gibi e, özellikleri olabiliyor. Onlar da ayrı. Limited Usage diye bir olay var. Kısıtlı kullanım. Ben e, ekrana ne diye yazmışım? Sınırlı kullanımlar diye yazmışım. Aynı şey. Tamam. Sıkıntı yok. <laughs> Bunlar da yine e, özel yetenekler, özel beceriler ya da işte belki e, büyülü eşyalar falan filan. Bunların da işte mesela günde birkaç kez kullanımı olabiliyor ya da e, belli bir zar attığın zaman mesela altılık zar atıyorsun. işte 5 ile 6 5 ya da 6 gelirse recharge oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam bizim e, Rise of Tiamat senaryosunu oynatırken Oyuncuların karşısına çıkardığım ejderhaların breath weaponları yani o işte ateş üfleme bilmem ne üfleme e, özellikleri recharge özellikli. Limited usage olayıydı. Zara Her turunun son turunun başında atıyorsun. Eğer tutturabilirsen e, bir daha kullanabiliyorsun. Tutturamazsan kullanamıyorsun. Böyle bir olay. Ee, bunun dışında <laughs> Tabii bu recharge olayının short rest veya long rest düzeni de var ama karşınıza bu canavar olarak geldiyse büyük ihtimalle bunun short rest veya long rest yapma potansiyeli olmaz. elinizden kaçırırsınız, iş sürersiniz, peşine düşersiniz. O tür durumlarda olabilir ama genellikle mevzuları rekam yani iki taraftan biri ölene kadar kombat devam ediyor çoğunlukla. Ama yani şey söyleyebilirim eğer düşmanlarınız insansa veya ulaşılabilecek kişilerse de konuşulabilecek kişilerse en azından direkt olarak öldürmeyi değil, konuşmayı, ikna etmeyi denemenizi tavsiye ederim. Çünkü yani gerçek hayattan örnek alın mesela. Ya insan, yani herkes hayatında birileriyle tartışıyor tamam hani en basitinden hepiniz bir annenizle, babanızla falan ya da işte kardeşinizle, abinizle, ablanızla tartışmışsınızdır. E siz ilk tartışmanızda tutup onları bıçak mı saplıyorsunuz? Saplamıyorsunuz. Ya da işte ne bileyim birbirine Bazen işte hani olabiliyor insanlar dengesini kaybediyor, şey yapıyor, kendini kaybediyor. Birbirine fiziksel şiddet uygulayabiliyor. Ama o fiziksel şiddetin sonu ne bileyim bir e, özür dilemeyle, bir tatlıya bağlanmayla bitiyor değil mi? Yani öldürmeye çalışmıyor. Mesela iki tane ağzına vurdum, e, bir tane daha vurmam lazım. Ben e, en iyisi yarın onu böyle kenarda kıstırayım Bir tane daha ağzına vurayım falan demiyorsunuz sonuçta. Ya yani da arkadaşlarınızla aranızda geçen tatsızlıklar falan o şekilde düşünmek lazım. Yani tamam biz bir rol yapma oyunu oynuyoruz ve karşınıza çıkan düşmanlar siz onları öldürmezseniz e, çoğunlukla sizi öldürebilecek düzeyde oluyor. Ama yani e, bu illa böyle her şey, önünüze gelen her şeyi yok etmeniz anlamına gelmiyor. Orada biraz işte e, insancılık e, biraz daha belli miktarda işte birazcık daha barışçılık göstermekte her zaman için fayda var. Yani bunu bir tavsiye olarak veriyorum tabii. Ee, bazı arkadaşların tabi bir de ekipmanları olabiliyor. <laughs> Ekipmanlarla ilgili detaylar da yine e, Player's Handbook'ta genellikle yazıyor. Çünkü dediğimiz yani karşına çıkan e, düşmanlar monster olarak geçiyor. Yani bu bir e, ne olabilir mesela Evil bir cleric de monster olabilir. Ne bileyim bir cultist e, de monster olarak sayılabilir. O şekilde düşünün. O yüzden hani ekipman kısmı da şey. <laughs> Bunun dışında bir de efsanevi yaratıklar var. Efsanevi yaratıklar böyle işte özel melekler olabilir, ejderhalar olabilir, beholder gibi aberrationlar olabilir. Bu tür arkadaşlara da dikkat etmek lazım. Neden? Çünkü bu tür arkadaşların özel olayları var. <laughs> Mesela Legendary Action diye bir olayları var. Legendary Action ne işe yarıyor? Ee, bu arkadaşların kendi turu dışında bir aksiyon gerçekleştirebilmesini sağlıyor. Yine Rise of Tiamat'tan örnek vereceğim. Ee, sanırım son savaşta kullandığımız ejderha ejderhalardan bir tanesi şey yapıyordu. Legendary Action'la Kuyruk saldırısı yapıyordu. Düşün kendi turunda işte ne yapıyor? İşte iki tane pençe atıyor. Bir tane ısırmaya çalışıyor falan. Bir de tur kendisine gelene kadar zaman içerisinde bir tane kuyrukla vurabiliyor. Ekstra bir şey. Hatta kuyrukla vuruyor. Başarılı olursa bir de ekstradan uçabiliyordu falan. Öyle bir şeyler vardı. <laughs> Tabi Legendary Action ile olay bitmiyor. Çünkü efsanevi yaratıkların çok büyük bir kısmının kendi ini oluyor. Mesela nasıl burası Kara Ejder'in ini ise başka ejderhaların kendilerine özgü inleri olabiliyor. Hemen oradan olayı bağlayalım. E, tabii işin içerisinde bir in e, söz konusuysa şunu da düşünmek lazım. Yani karşılaşmaya gittiğin şey efsanevi bir yaratık. E, o yaratık orayı kendi ini bellediyse orada uzun zamandır kalıyor demektir. Bunun içerisinde e, tuzaklar, ortam koşulları mesela ejderhalar bulundukları ortamın koşullarını kendi habitatına dönüştürürler veya kendi habitatlarına uygun koşullardaki e, bir yerde kendilerine in seçerler. Şimdi bu şekilde düşündüğün zaman mesela <laughs> mavi bir ejderhanın peşine düştüğünde e, etraf oldukça kurak olacaktır. Ne bileyim işte e, eğer öyle bir yer seçtiyse direkt olarak çölde bir yerlerde arıyor olabilirsin. Ne bileyim e, beyaz ejderha arıyorsan çok soğuk bir yerde araman lazım. Veya bir yerde beyaz ejderha varsa mesela sıcak iklime geldiyse beyaz ejderhanın bulunduğu çevre garip bir şekilde soğuktur. Bu şekilde düşünebilirsin. Ya da e, bir beholder'ın iline girdi girdiğin zaman bir sürü tuzaklarla ne bileyim işte böyle e, labirentlerle karşılaşabilirsin. Son derece doğaldır. Hatta aşırı derecede ölümcüldür. Çünkü <laughs> e, çünkü Beholder'lar böyle çok şey e, aşırı böyle acayip ultra mega über düzeyde paranoyak varlıklar. Zaten Beholder'lar diyorum da hani bunların böyle 300 tane 500 tane olduğunu düşünmeyin. Çok nadiren var olan yaratıklar. Hatta şöyle bir şey var. E, Yanlış hatırlamıyorsam Volos Guide to Monsters'da vardı bu. Bir Beholder nasıl ürer? Sorusunun cevabı. Bu varlıklar e, rüya görüyorlar. Yani çok, daha sonra çok nadiren rüya görüyorlar. Çok nadiren uyuyorlar. Çünkü sürekli olarak şey derdindeler. İşte çok güçlü biri benim peşime düşecek. Ne bileyim işte beni öldürmeye çalışacak. E, benim hayatta kalmam lazım. Benim işte e, kimseye güvenmemem lazım. İşte, e, mesela kendi adamları varsa kendi adamlarına da güvenmiyor. Onlar onun için kendince önlemler alıyor falan filan. Tabii bir holder dediğim şey böyle bir sürü gözden oluştuğuna ötürü mesela sekiz 8 tane gözü kapalıysa bir gözü muhakkak açıktır falan. O şekilde düşünebilirsiniz. Ve bunlar böyle şans eseri bazen uyuyabiliyorlar. Bak şans eseri böyle nadiren. Eğer ki <laughs> uyudu diyelim ve rüyasında Başka bir Beholder gördü. O Beholder artık gerçek. Bu kadar. Bir yerde o Beholder gerçekten artık var. Bu şekilde bunlar ürüyor. Yani her biri aslında bir diğerinin rüyasından çıkıyor. Böyle ilginç bir olayı var. Bunu da böyle e, değişik bir anekdot olarak sizinle paylaşmak istedim. <laughs> i̇şte mesela bak. E, üreme biçiminden belli tamam mı efsanevi yaratık oldu. Bir de işte dediğimiz gibi bu arkadaşların inleri var. Bu inlerde işte bak orada mesela ne diyor? Layer actions diyor. Bu e, ortamla alakalı olarak bazı <laughs> e, bazı aksiyonlar, bazı olaylar gerçekleşebilir. E, bu olaylardan böyle en belirgin olanı da e, şey diyor. Nedir adı? İnisiyatifin 20 sayılması diyor. Bu mesela e, önemli bir durum. Yani inisiyatifini 20 yaptığı zaman layer action kullanabiliyor. O layer action'da da tabi kendine göre e, yaratığın kendi türüne göre özel durumlar gerçekleşebiliyor. Bir de işte regional efektler var. Yani e, kendisinin etkilenmediği ama e, kendisiyle savaşmaya gelen herkesin bir şekilde etkilendiği bir takım özel durumlar. ki <laughs> O durumlar biraz e, sıkıntı yaratabilecek şeyler oluyor. Yani bunlar bu peki region efektler e, bir şekilde bastırılamıyor mu? Tabi ki bastırılabiliyor. Ki bunun en e, kalıcı versiyonu o layer'ın sahibi olan arkadaşı tokatlamak. indirmek Hatta indirmek değil. Direkt olarak öldürmek. <laughs> öyle baygın maygın falan yemiyor yani. Tamamen ölmesi lazım. E, yaşam enerjisinin bitmiş olması lazım. Öyle diyelim. Evet. Eee Legendary arkadaşlarımız da bu şekilde. <laughs> Yine bir şekilde hani master menu edinirseniz orada e, yaratık sayfalarına tek tek bakarak e, e, bir legendary varlıkla karşılaştığınızda onun özelliklerine bakabilirsiniz. Diğer yaratıkları inceleyebilirsiniz. Ama benim size vereceğim en önemli tavsiye şu. <laughs> Neredeyse her yaratın bak bazı yaratıklarda ya da e, belli bir türün farklı e, varyasyonlarında yazmayabilir. Ama neredeyse her farklı yaratık türü için anlatım mevcut. Böyle bir sayfa, bazen iki sayfa, bazen birkaç sayfa anlatım mevcut. Hatta e, legendary yaratıklar için, legendary e, canavarlar için layer çizimleri var, layer haritaları falan var yani. O şekilde düşünün. Bayağı e, açıklayıcı, anlatıcı e, içerikler mevcut. Bunları okumadan o yaratıkları o canavarları kesinlikle kullanmayın. Sonra milletten çünkü geri zekalı geri zekalı işte biz cehenneme gidiyoruz da işte haftada bir gidip taras kesiyoruz gibi böyle salak salak hikayeler duyuyoruz. Yani insanlar bazen bu canavarları çok yanlış kullanıyorlar, çok eksik kullanıyorlar. Çok basit kullanıyorlar. Ama şöyle bir şey var. Orada o challenge rating var ya, işte o challenge rating aslında e, bu yaratığın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yani e, ipine tasarımına baktığınız zaman saldırılarına baktığınız zaman bunun güçlü bir düşman olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunu oyuncuya gerek tasvirle, gerek böyle bütün özelliklerini sonuna kadar kullanarak yaşatmanız lazım ki Oyuncu bunların böyle dalı geçebilecek basit şeyler olduğunu düşünmemeli. Yani tabii ki 5 level adamın karşısına 3 tane zombi getirirsen basit olduğunu düşünür. Ben ondan bahsetmiyorum. Ben daha zorlayıcı varlıklardan bahsediyorum. Ki bizim işte Lord of the Dragon Queen ve Rise of Tiamat senaryolarını izlerseniz oyuncu arkadaşların çok böyle takıldığı ulan ne yapsak ne etsek diye böyle uzun uzun düşündüğü noktalar var. Genellikle ölümün böyle ucundan zar zor dönebildikleri. Bazen tabii benim e, ufak tefek desteklerimle bazen e, kendilerinin aklına gelen güzel fikirler doğrultusunda e, yapabildiği şeyler sayesinde hayatta kaldılar. Ama e, karşılarına çıkan şeyin ciddiyetini yeteri kadar gördüler. Önemli olan da bu. Evet. Şimdi <laughs> Bakalım nelerden bahsettik. Şöyle bir toparlayalım. Canavar ve yaratık ifadelerinin e, arasındaki farktan bahsettik. Sonra e, genel olarak stat bloklarında neler vardır, neler yoktur bunlardan bahsettik. E, bunların içerisinde özellikle işte bu ability score ve işte skill kullanımı vesaire o tür durumlara değindik. E, sezgilerden biraz bahsettik. Bu zayıflık, dilenç ve bağışıklık olayından bahsettik. Challenge Rating olayını anlattık ama Challenge Rating olayının hesaplanma detayı konusunda <laughs> Dungeon Master's Guide'e bir ok çıkardık. Bunun dışında bir de şeye değinebiliriz aslında. Yaratık türlerine bir e, ufaktan değinebiliriz belki. Çünkü yaratık türlerine böyle genel anlamda çok bir değinmedik. Ben buradaki listeye göre sırayla okuyacağım. Listenin başında Aberration var. Aberration genellikle işte e, uzaylı varlıklar olarak değerlenen e, şey, değerlendirilen varlıklar e, bunların genellikle büyüsel özellikleri olur. Yani doğasından gelen işte innate spell dedik ya o kıvamda özellikleri olur. Bunun dışında farklı bir takım özellikleri daha olabilir. Burada örnek olarak Abolet, Beholder, Mindflayer ve Sladi örneklerini vermiş. <laughs> bir sonraki tür Beast. Ee, beast genellikle bizim e, karşılaştığımız doğal hayvanlar veya işte böyle e, mitolojik hayvanlar. Mesela mantikor gibi e, hayvanlar olarak değerlendiriliyor. <laughs> Genellikle bislerin çok bir zekası olmaz ya da ne bileyim işte bir e, sosyal topluluğu falan öyle bir şey olmaz türler halinde geziyor olabilirler. Burada örnek olarak demiş ki hayvanlar, dinozorlar ve hayvanların e, devasa versiyonları demiş. Bunun altında celestials var. Celestials e, göksel olarak e, ifade edilebilen yani gökvari gökten gelen yaratıklar olarak e, de ifade edilebilen şeyler. Hatta dur neydi? Semavi. Heh. Semavi biraz e, arabik oldu ama güzel oldu. Semavi varlıklar. Eee celestial'ın en büyük özelliği hepsi doğasından doğasından dolayı e, iyi varlıklardır. <laughs> E, sadece böyle aşırı derecede nadir durumlarda Good Alignment'tan saparlar. Bunların içerisinde neler var kısmına baktığımız zaman Angel'lar var, Coatl'lar var ve Pegasi'ler var. Construct diye bir yeni ayrı bir tip türümüz var. Bu türümüz e, yapılmış, doğmamış arkadaşlar. Yani ne gibi? Golem gibi. Ya da işte mekanik varlıklar. Mesela mekanus düzleminde modron ya da nodron denen varlıklar var. Onlar da mesela construct. Neden? Çünkü daha böyle artificial, yapay arkadaşlar. Yani sen burada bir robot yaparsan robot construct olarak geçer. <laughs> Dragonlar var. Dragonlarla ilgili sanırım çok da özel bir şey söylemeye gerek yok ama kendi işlerinde biraz ayrılabiliyorlar. Mesela e, gerçek ejderler var. Bir de bunlardan birazcık daha düşük, daha basit. İşte mesela Wyvern gibi, Pseudo Dragon gibi daha böyle e, tam böyle bir drakonik olmayan ama o soydan gelen arkadaşlar var. Şimdi mesela Kobold da aslında Dragon soyundan geliyor. Ama o kadar çok başkalaşmış ki artık onu hani Dragon türünün içerisine koyamıyorsun. Bunu da belirtmek lazım. O Humanoid'e giriyor çünkü. Ee, elemental mevzusu var bu da işte elemental düzlemdeki e, özel varlıklar burada örnek olarak ne vermiş mesela cin vermiş ee, mesela demiş ki yani cin demiş özellikle cin ve ifrit demiş <laughs> ee, bunun dışında azer demiş stalker demiş ve votur water, water view demiş bunlar tabi e, her zaman karşılaştığımız şeyler değiller. Ama kitapta yerleri var. Sonraki Feyler. Feyler çok acayip varlıklar. Yani peri e, olarak yapabilirsiniz. Kafanızda belki birazcık daha canlandırabilirsiniz. <laughs> Bu arkadaşlar Feyval denen bir düzlemde yaşıyorlar. Daha çok e, ama yine farklı düzlemlerde de bulunabiliyorlar. Örnek ve ne, ne, demiş? E, Dryad demiş, Pixie demiş, Satir demiş. Zaten Dryad, Pixie ve Satir'i bir araya getirdiğiniz zaman e, fake Fey konseptini çok net bir şekilde anlayabiliyorsunuz. E, Fiendler var. Fiendler kendi içlerinde ikiye ayrılmış ama bu arkadaşları ortak e, keseye toplayan nokta Lower Plane'de yaşıyor olmaları. Lower Plane alt düzlem. Ona şeyle değineceğiz. Dungeon Master's Guide'da birazcık daha değineceğiz. <laughs> Normalde şey var. Players Handbook'un arkasında planeleri anlatan bir çizim var. Ama ne kadar anlatıyor derseniz sadece çizim var. O kadar anlatıyor. Ama neyin nerede olduğunu gösteriyor. Ne olduğunu anlatmıyor sadece. Film dediğimiz arkadaşlar da kendi işlerinde ikiye ayrılıyor. Bir tanesi Demon bir tanesi Devil. Tabi bunlar da kendi işlerinde farklı farklı türleri ayrılıyor. Mesela Hellhound dediğin şey de fiend, Rakshasa dediğin şey de fiend. Bunun dışında devler var, giantlar. İnsanlara göre çok çok uzun kocaman varlıklar işte biçim olarak. Bazılarının fazladan kafası olabiliyor etinlerin mesela ya da daha böyle deforme olmuş bir görünümleri oluyor. Fomorian dediğimiz varlıklar gibi. <laughs> e, şey olan e, esas devlerin e, kendi alt türleri var. İşte Hill Giant, Stone Giant, Frost Giant, Fire Giant, Cloud Giant ve Storm Giant diye. Ama bunun dışında e, Ogre'lar, Troll'ler de Giant türüne giriyor. Yani ebat olarak diyelim. Özellikle. Humanoid kısmı zaten e, belli. Yani insan ve insana benzeyen bütün ırklar <laughs> e, şeye giriyor. Nedir o? Humanoid'e giriyor. Hatta işte Goblinoid'ler bile e, Goblin, Hobgoblin, Bugbear, nol Lizardfolk, Kobold bunların hepsi e, humanoid altına giriyor. Monstrosities diye ayrı bir tür var. E, bu arkadaşlar böyle e, korkunç görünümlü ee, artık böyle canavarik diyeyim. Bak düşün canavar da artık böyle canavarik. Öyle e, arkadaşlar. <laughs> Burada örnek var mı diye bakıyorum. Gözlerim örnek arıyor. Ee, yakalayamıyorum. Yani kitap bile şey yapmamış. Diğer yaratık türlerine girmeyen birçok şey Monstrosity'dir Monstro diyor. Uğuzlar var biliyorsunuz. Bunlar böyle jöle gibi puding gibi varlıklar. <laughs> Bunların da hani genelde belli bir şekli olmuyor. Böyle abuk sabuk yerlerde işte mağaraların diplerinde ne bileyim işte böyle zindanların en böyle karanlık köşelerinde falan var olan tipler. Ne bulurlarsa emiklemeye çalışıyorlar. Biraz üstüne akmaya çalışıyorlar diyeceğim. Biraz e, kötü bir ifade olacak ama zaten uzun ne olduğunu az buçuk biliyorsanız aklınıza canlanır demek istediğim şey. <laughs> bitkiler var. Evet. E, karşınıza canavar olarak bitkiler gelebiliyor. Özellikle mantarlar var ki üf çok dikkat etmek lazım. Bir de son olarak undead türü var. Undead'in içerisine undead bu arada hortlak. Onu da öyle çevirelim. Böyle yaşayabilir bilmem ne vırdır falan hiç kasmaya gerek yok. Hortlak dedim mi hepsini kapsıyor. E, vampir e, ruh hayalet zombi ne bileyim işte iskelet miskelet bütün e, hepsi andedin içine giriyor hani <laughs> e, genelde undead dendiği zaman insanın aklına şey geliyor nedir adı e, zombi iskelet hayalet üçü geliyor sadece üçü değil yani daha farklı versiyonlar da var Umarım karşılaşmazsınız. Karşılaşınca çünkü çok hoş şeyler olmuyor. Evet, bunları da söylediğimize göre sanırım çok da fazla bir şey kalmadı. Söylenecek. E, hatta tek bir anlatımla aslında Mansur Manual'ın nasıl bir şey olduğu konusunda e, önemli bir adım atmış olduk ve bunu tamamlamış olduk. Yani anlatımımızda e, bir saat civarı sürdü. Bence gayet iyi, gayet güzel. Tam böyle kıvamında. Şimdi e, ben bu videoyu Offline kaydettim. Yani bu bir yayın kaydı değil. Bunu Twitch'e atacağım. Sonra zamanı geldiğinde e, YouTube'da da olacak. E, böyle bir şey düşünüyorum. Bunun dışında söyleyebileceğim bir şey sanırım kalmadı. Ama bir de hatırlatmakta fayda var. <laughs> Özellikle e, YouTube'daki arkadaşlara bunu hatırlatayım. Şimdi arkadaşlar iyi güzel e, oturuyorsunuz, dinliyorsunuz. Ne bileyim işte sorularınızı soruyorsunuz. E, güzel yorumlar veriyorsunuz. İşte e, iyi ki böyle bir sayfa var. Ne bileyim işte iyi ki böyle bir kanal var. Böyle e, anlatmışsın, böyle anlatmışsın falan diye. Bunların hepsini gerçekten e, böyle içten bir şekilde teşekkür ediyorum. Zaten e, şeylerini de anlayabilirsiniz. Yorumunuzu yazdıktan yaklaşık birkaç saat içerisinde yani gördüğüm ilk anda direkt cevabımı veriyorum. Buradan bile aslında anlayabilirsiniz. Bunu hakikaten samimi bir şekilde söylediğimi. <laughs> Ancak şöyle bir şey var. Bizim kanalımız e, öyle sağdan soldan destek alarak ne bileyim işte eee abilerin paylaşımıyla, bilmem neyle falan yayılan bir kanal değil. Bu yüzden içeriği beğeniyorsanız lütfen e, çevrenizdeki insanlara da tavsiye edin. Link paylaşın. Onlar da görsünler. E, akıllarında sorular varsa izledikleri video ile alakalı olarak e, kesinlikle chat şey chat diyorum bak hep böyle Discord'sal yaklaşıma alıştığım için chat diye simgeliyor. geliyor. E, videonun yorum kısmına yazsınlar. E, siz de yazın aklınıza takılan şeyleri. Ben elimden geldiğince e, açıklayıcı bir şekilde cevap vermeye çalışıyorum. Eğer e, aklınızda yanlış bir şekilde kalmışsa onu da düzeltmenize yardımcı olmaya çalışıyorum. Mesela bir arkadaşım kullandığı bir ifadeyi düzelttim ama o şeydi kesin. Ya sen pipi bak bilmiyorum. Ya. falan şeklinde değil. Yani yarın öbür gün e, bununla ilgili İngilizce bir e, Bilgi arayacağı zaman yanlış ifadeyi kullanmasın diye düzeltme yaptım. Yani tamamen e, iyi bir niyetle elimden geldiği bilgilendirici olmaya çalışarak. Ve gördüğünüz gibi ben yani kitapta olan şeyi anlatıyorum sadece. Yani bunun üzerine kendi yorumumu eklemiyorum. Ya da işte e, kenarda biraz okuyup ezberleyip söylemeye falan çalışmıyorum. Kitapta ne varsa sadece onu anlatıyorum. E, çünkü kitaptaki şeyleri bazen mantığa oturtmak kolay olmayabiliyor. Özellikle bu hobiye yeni başlıyorsanız. Ben de elimden geleni bu konuda yardımcı olmaya çalışıyorum. E sizin de bana yardımcı olabileceğiniz nokta işte, e, sayfayı paylaşmak. Sayf, yani Facebook sayfamız falan da var. Sayf, Facebook sayfamızı paylaşabilirsiniz. E, Instagram'dan takip edebilirsiniz. E, YouTube kanalımızı paylaşabilirsiniz. E, Twitch'te yayın yapıyoruz. O Twitch konusu biraz e, çorba oldu ama onun da paylaşımını yapabilirsiniz e, Discord'umuza katılabilirsiniz. Discord'umuzda Muryo diye bir kanalımız var. Çünkü bu hobinin adı FRP değil. Bu hobinin adı masaüstü rol yapma oyunu. Ben de onu kısaca Muryo olarak kullanıyorum. E, Muryo kanalında istediğiniz oyun sistemiyle alakalı istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Bilgisi olan bilgisi olan sorunuzu gören cevap verebilecek olan herkes orada size cevap vermeye çalışır zaten. Yani bu Dungeons and Dragons olur. World of Darkness olur. Call of Cthulhu olur. Ne bileyim Numenara olur. Başka bir şey olur. Fate olur. City of Mist olur. Herkes yardımcı olmaya çalışır zaten. Sanırım <laughs> Pardon. Sanırım bunun dışında söyleyebilecek bir şey kalmadı. Zaten açıklamada bütün profillerimizin, bütün her şeyimizin bütün linklerimizin bir arada olduğu Linktree linki var. Oradan her şeyimize ulaşabilirsiniz. Hatta benim bir ara açtığım, özellikle de kapatmadım hani belki birileri doldurur katılmak ister diye beklettiğim bazı formlar var. İlginizi çekerse onları da doldurabilirsiniz. Ben onlara ara sıra bakıyorum. Tabii çok paylaşamadım ama yani hala elimin altında hala açık katılım şeyi bulunmakta. Onlara bakıyorum. söyleyebildiklerim şimdilik bu kadar. Videoların devamı gelecek. Hani araya boşluk girmiş olabilir ama bu seri bitecek. Onu bilin yani daha sonra da boşluk girebilir belki bir sebepten ötürü bilmiyorum. Ama dediğim gibi bu seri bitecek. Ee, dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda karayizlerle görüşmek üzere.